Mutlu Yahni, 750 gram dana kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 5 diş sarımsak, 1,5 su bardağı su, 1 adet dolmalık sarı biber, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 200 gram arpacık soğan, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber. Süslemek için 1 tutam dereotu. Evet, mutfağa geçtik. Yahnimizi yapacağız. İlk olarak tenceremizi ısıttık. Devam et istiyorsan sen. Devamında ilk önce tenceremiz sıcak. Evet. Etimizi de onun içinde hemen atıp mühürleyeceğiz. Yarım kilo dana etin var 750 orada. 750 gram dana etimiz. 750 gram istedin, doğru. Jaws sesini duyacağız. Duyacağız. En sevdiğimiz. Suyunu çok akıtmadan. Buyur. Tahta kaşığımızla. İşte yıkayınca da öyle sızılıyor et. Yani, evet, ama çok da salmamış aslında. Daha fazla salar diye düşünmüştüm. Yani ben de kırmızı etin yıkanmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Eğer kasabınıza güveniyorsanız, yani hijyen olduğunu düşünüyorsanız, hakikaten lezzeti kaçıyor, sulanıyor, evet, sonra uğraşıyorsunuz. İstersen ben onunla uğraşayım. İnce, ben soğanları doğrayayım siz bunu hazırlarken. Soğanlarınızı doğrayayım ben de. Bu burada mühürlenme işlemi gerçekleşecek. Suyunu hapsedecek içeri. Nasıl gidiyor hayat? Ne yapıyorsun? Atanmayı bekliyorsun. Evet. İnşallah. Atanmayı çok istiyorum. İnşallah. Ne zamandır bekliyorsun? 2011 mezunuyum ben. Mersin Üniversitesi'nde okudum. Siz eşinle enteresan bir süreçleri var. Yani böyle hani beşikten mezara diyebiliriz sanki. Ay, evet. Sen anlat istersen. Biz eşimle doğduğumuzdan beri tanışıyoruz gibi bir şey. Çünkü kayınvalidemle annem, eşimin babaannesiyle benim anneannem arkadaşlar. Hatta eşimin annesini babasına istemeye giderken anneannemle annem de gitmişler. Dünürünü istemeye gidiyor aslında annem. Öyle istemişler kayınvalidemi. Olur bunlar demişler. Evet, olur demişler. Sonra aslında soğan büyükmüş, bir tane İstersen de yeter bence. Evet. Birazcık şimdi su saldı dediğim gibi. Soyumu yıkadığımız için çeksin. Sen arada bitir hikayeni. Hikayemi anlatayım. Sonra işte istemeye gitmişler. Kayınvaliden verilmiş. Sonra biz aynı mahallede oturuyoruz. Ben doğuyorum. Annem evleniyor babamla. Ben doğuyorum. Volkan doğuyor. Eşim. Daha kısmet sonra işte. Evet, kısmet. Aynı mahallede oynadık. Birlikte çok oyunlar oynadık. Gezdik. Hep birlikte. Yani çok eğlendik. Aşk üniversite ne zamanı. Zaman başladı? Yani aşk başladığında benim haberim yoktu aslında. Önce o mu aşk olmuş? Evet, bana hep üniversiteye gittiğinde... Hep de kızlar böyle yapar ha. Yok, gerçi... Hep yani. Bütün erkekler... Bak bütün kameralar şu an güldü böyle, hoşuna gitti hepsinin. Evet. Kızlar hiçbir şeyden haberi olmaz. Aa, beni beğeniyormuş yaparlar şöyle. Beğeniyormuş da yapmadım. Volkan benim canım gibi yakın bir arkadaşımdı. Babaannesine gittim de hani Volkan'ı çağıralım, oynayalım falan derdim böyle. Hep böyle yakınız. Sonra üniversiteye... Yaş farkı var mı? 9 ay aramız. 9 ay. Çok yakınız. Hep birlikte geçirdik yani. Çok güzeldi. Etimizi bu arada... O gördüm. Nasıl açıldı sana peki? Terletelim mi eşini? Terletebiliriz aslında. Nerede Volkan Beyciğim? Yukarıya çıktılar sanırım Enes'le. Duymamış Enes'i, evet, susturmak için muhtemelen. Tamam, birazdan yakalarsam Volkan Bey'le devam edeceğim konuya. Şimdi soğanlarımızı ekleyelim. Buyur şekerim. İstersen önce yağını dök. Yağ dökmeden. Yağ. Yağ. Yağını en son ilave edeceğiz. Sarımsaklarımızı da atalım. Ben sana şimdi yapayım onları hemen. Doğramayacağız, bütün atalım. Aa, süpersin. Şöyle, evet. Canınız ne kadar isterse. Şunları kaldırmayalım, lazım sana. Evet. Unun şurada. Yemek kaşığı kadar un yapacağız ama şimdi önce bir yağı atacağız. Birazcık daha soğanlar. Dedin ya sen dök yağını. Dökeyim mi? Farklı usul yapıyorum dedin ya yahniyi. Evet, birazcık unla kıvamlandıracaksın. Yoğunlaştıracağız. Hı-hı. Çok. Duru olmasın, suyu daha böyle koyu. Ve biraz kestirme gibi olacak. Terbiyelemiş gibi olacağız. Şu anda görüntü gayet güzel. Evet, birazdan arpacık, soğan ve renkli biberler taçlandıracak onu. Evet, ben şimdi şöyle, sen hızlı karıştır istersen. Şöyle.
sarımsaklar da kokmaya başladı. Hmm. Lezzet bütünleşiyor. Ben de şunları getiriyorum. Şimdi bunu biraz daha soğanları kavrulunca 1,5 su bardağı su ekleyeceğiz. Şunu domatesleri kullanırız. Onu biberleri koyarız. Tamam. Evet, birazcık etin pişmesini bekleyeceğiz. O arada biz biberlerini yapacağız. Biz de o arada ne yapalım biliyor musunuz? Onu yapmayayım. Ona işini bekleyeyim onu yapmak için. O zaman videoyu izleyelim. Günün videosunu izleyelim. Ne yapıyorsun oğlum? İyiyim, ne yapayım? Kundik yapıyorum. Üstünde de bu var. Karıştır. Şey de yapabiliriz, hepsini bölmeyip bazılarını bütün de atabiliriz. Az önce yemek yapan bebeğimizi izlediniz. Bence çocukları mutlaka mutfağa sokmak gerekiyor. Ne yaparsanız yapın. Hani hamurla uğraşın, biberleri yıkatın ona, sebzeleri yıkatın. Ben hani Enis'e, bıçak vermeyin tabii ki ama. Ben Enis'e çok veriyorum. Kurabiye kalıplarını veriyorum yemek yaparken. Patatesleri kaynattığım soyma görevini ona veriyorum. Hı-hı. Bir de görev sorumluluk aldı diye de daha büyük bir aşkla yapıyor. Evet. Çok boğazlı bir çocuk değil ama kendi yapınca birazcık daha yemesi daha kolay oluyor. Ben suyunu katıyorum. Şöyle dur de bana. Yeterli. 1,5 su bardağı kadar falan. Sen kahveni yudumlarken al eline, gel takvimimize birlikte bakalım. Şemsi Tebrizi demiş ki, hüzün taze tutar aşk yarasını, yaramdan da hoşum, yarimden de. Ay. Çok İkisine güzel. De razıyım demiş, ne gelirse senden. Erkek ismimiz Timuçin, kız ismimiz Çijen. Bugün Maraş'a kahraman unvanı verilmiş 1973'te. Maraş deyince Maraşlılar böyle çok hoşlanmıyor. Çünkü bu unvanı almışlar ve kolay da alınmamış bu unvan. O yüzden Kahraman Maraş demeye özen gösterin. Siz onun oraya giderseniz. Bugün hepimizin böyle dillerinde dolaşan şarkıların söz yazarı sevgili Aysel Gürel doğmuş 1929'da. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok başarılı bir söz yazarı bence. Aklımızın gelmeyecek şarkıların sözlerini yazmış. Ben böyle onu da mı yazmış falan olmuştum okuduğumda. İstiyorsan bayağı süren geçti. Yemeğimiz, bak evet. Bakalım. Gayet iyi. Koyuluğu da çok iyi. Etlerimiz de pişmiş görünüyor. Bu arada bence un koymakla çok iyi yapmışsın. Evet, koyulaştırdı. Evet. Böyle çorba içinde değilmiş gibi. Daha bir kıvamlı gerçekten lezzet verecek. Evet, çok güzel oldu. Un çok güzel hamur verdi. Soğanlarımızdan hepsini atmasak. Bence at. Atayım mı? At. Bol soğan sevenlerden çok mi? Severim. Hele yani de. Tamam. Renkli biber enteresan olmuş. Normalde evet. Ben mesela biber koymasam olur yahniye. Renk katıyor. İşte görselliği değiştiriyor. Hı-hı. Hem de lezzet olarak da değişik tatlar. Evet. Çok da artık sebzelerini öldürmeyeceğiz ki artık herkes bundan yana. Et iyice piştikten sonra sırasıyla her şeyini atıyoruz. Nohut da enteresan. Nohutunu da aslında şimdi atabiliriz. At. Biberlerle birlikte nohut biraz haşlanmış. Hı hı. Şimdi biberlerimizi atalım. Kısıyorum. Bundan sonra yavaş pişecek. Pişsem. Afif mi ağır mı? Gittiğimde neresiydi orası Raşan? İznik. İznik'te afif mi ağır mı o kendini bilir. Selamlar olsun ona. Yükselciğime kabak tatlısı yapıyoruz. Elini aldığın zaman kabak afif ağır olacak. Afif mi ağır mı? Ağır olsun. Ayşe bravo Raşan'ıma be. Yahnimiz tamamdır. Bir tek tuzu, karabiberi ve şu domatesleri kaldı. Siz tarifimizi bir kere daha izleyin. Ondan sonrasında ikinci yemeğimiz gelsin.